Oh, vallahi adamcağız rahat bir uyku uyur artık. Oğuz da yakında eve girip çıkmaya başlar, görürsün. Ne yapsınlar? İsteseler de istemeseler de Leyla'nın kocası. Doğru. Ferhunde nasıl laf söyletmiyorsa kendine, Oğuz da yakında çıkar tepelerine. Sus sus, Allah korusun. Efendim? Hadi konuş kadın, alo diyor. Ya ayıp, al konuş hadi. Alo? Allah Allah, dalga mı geçiyorlar? Alo? Buyurun. Nihir Hanım, merhabalar efendim, ben İhsan. Buyurun İhsan Bey. Sizi dinliyorum. Oku, oku, yazdıklarını oku. Alo? Bir saniye efendim, arz edeceğim. Nihir Hanım. Efendim. Dün gece bana dünyaları bahşeden kararınızı açıkladığınızdan beri hayat benim için bir başka güzelleşti. Kara kışımın güneşi oldunuz. Ah, aman efendim. Helal sana İhsan baba be, helal. Ne oluyor ya? Artık baharı beraber bekleyeceğimiz için çok seviniyorum. İhsan Bey. Sizinle ikinci değil, ilk baharımız olacak. Çok naziksiniz İhsan Bey ama... Eridi, mevzuya gir, mevzuya. Neyse, söyleyeceklerim çok ama sizi daha fazla sıkmayayım. Estağfurullah da. Telefonda bu kadar olsun. Nasıl olsa karşı karşıya geldiğimizde uzun uzun konuşuruz. Hanımefendi. Daha ilk günden kapınızı aşındırmak, sizi zor durumda bırakmak istemem. Süper, ne de olsa süper. Etraf bizim meselemizi henüz bilmiyor. Tabii. Baba, 10 numarasın. Ama gidişatı konuşmak üzere karşı karşıya da gelmemiz lazım, değil mi efendim? Öyle mi? Öyle. Şöyle diyorum. Bizim mahalledeki pastanede birazcık oturup konuşsak... Ama İhsan Bey, olmaz ki. Laf olur diye çekiniyorsanız... Hiç endişe etmeyin, yabancı yer değil. Beni tanırlar, sever sayarlar. Anlıyorum da... Sakın anne. Lütfen. Bir saat sonra sizi orada bekliyorum. Bir saniye. Anne hayır. Ama bu adama bir an önce işin olmayacağını anlatmamız lazım Sedef. İş büyümeden bilsin adamcağız, yazık. Ne oldu? Bir saniye dedi, kızıyla konuşuyor herhalde. İyice başına bela olacak, benden söylemesi. İhsan Bey. Buyurun efendim. Kızımla geliyoruz. Hayatta olmaz. Bir saat sonra oradayız. Anne. İyi günler. İyi günler efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ay. Ne yaptın anne ya? Ben gelmem bak, baştan söyleyeyim. Beni yalnız bırakma Sedef, lütfen. Adama söylerken yanımda ol, ne olur kızım. 40 yılın başı bir şey istedim senden, lütfen. Üf. Ama bir an önce söyle, tamam mı? Lafı uzatma. Tamam. Nereye baba? Kızıyla gelecekmiş. Ben de benim kızı razı edeyim de gelsin, ayıp olur. Nasıl sürükledin beni de anne? Yerin dibine geçeceğim adamın yanında şimdi. Şşt, söylenme, yürü Sedef, ne olur. Zaten tansiyonun 1000'e çıktı. Hadi bismillah. Buyur efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba. Merhaba. Böyle buyurun. Sema. Merhaba. Merhaba. Siz kızımla geliyorum deyince ben de çağırdım. Aa, ne? Buyurun oturalım. Buranın mamulleri çok güzel oluyor. Arzu ederseniz pastamızı buradan temin edebiliriz. Baba, pastadan önce konuşacağımız şeyler var. Ay. Ne oldu efendim? Ah, migren ağrım. Birdenbire girer böyle. Geçti. Bir şey diyordunuz. Nehir Hanım, babamın mutlu olmasını tabii ki ben de istiyorum. Kendileri için değil, benim için istiyorlar. Ama şöyle bir durum var. Evlilik akdini imzalamadan önce babamın kendi üstüne olan evin tapusunu benim üstüme devretmesini istiyorum. Baştan anlaşalım. Ne için anlaşacağız anlamadım. Yani tapu benim olacak. Siz yarın öbür gün hak iddia edemeyeceksiniz. Ben ölünce demek istiyorum.
Bu lafları hiç açma demiştim sana. Yok canım. Evlenmeden önce her şeyi açık açık konuşmamız lazım. Sonra başıma bela istemiyorum. Duyuyoruz. Hep oluyor böyle şeyler. Bakın. Ben aslında... Konuşsana anne. Gördün mü? İtiraz başladı. Biliyordum böyle olacağını. Hiç anlamam. Eğer tapu üstüme devrolmazsa bu evliliğe mani olurum. Evliliğe mani olursun. Ben yine her gün bavulumla kapı önüne koyulurum. Gidecek yerim olmadığı için akşam yine kedi gibi paspasın üstünde beni eve almanı beklerim. Böyle mutlu yaşar gideriz. Evim yok Nehir Hanım. Bir tek emekli maaşım var. Kimsem yok benim. Hiç kimsem yok. Hiç merak etmeyin. Benim evim var. Anne. Başka eve gerek yok. Siz tapuyu yapın üstümüze. Ne diyorsun anne? Kendine gel. İhsan Bey'le evleneceğim diyorum. Sana inanmıyorum anne ya. Evcil hayvan almıyoruz eve. O adam senin kocan olacak. Acınır mı ya? Öyle deme Sedef. Günahtır. Görmedin mi halini? Kızı evlat değil atmaca. Yazık. Kim bilir nasıl eziyet ediyordur adamcağıza. Acıdığın için evlenecek misin yani o adamla? Hayretsin ya.